Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Odaş'ı inceleyeceğiz. Odaş'ta son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında geçen sene 1 liralardan 12 liraya kadar yükseldiğini ardından burada ikili tepe ile bu yükselişi sonlandırıp %50'nin üstünde de bir düşüş kaydettiğini görüyoruz. Hatta şöyle bakalım ne kadarlık bir düşüş olmuş zirvesinden. %60'ın üstünde bir düşüş gerçekleştirmişti ki ilk çeyrek bilançosu da beklentilerin altında kalmıştı. Genel olarak zaten birçok şirkette kötü bilançolar görmüştük arkadaşlar. Odaş tarafında da böyle bir durum yaşandı. Yani ilk çeyrek odaş için çok iyi geçmedi. Zaten bilanço sonrasında da düşüşlerini devam ettirmişti. Şurada da gördüğünüz gibi net bir alçalan Kama diyebiliriz, takoz şeklinde ilerleyen bir hareket var ve şu anda da oluşan alımlarla birlikte emaların üstünde kalmaya çalışıyor. İşte e, enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirket almak istiyorsanız, özellikle de kâr marjı yüksek çalışan bir şirket almak istiyorsanız, burada o da size alternatif olabilir. Ancak e, şunu da söyleyeyim, enerji sektörünün en çok yani en yüksek kâr marjı e, Galata Vinda arkadaşlar, o da bilgi olarak vereyim. O Galata Wind'in %70'lerde o da şimdi işte %20'lere yakın olması lazım. Genel olarak eğer portföyünüzde dediğim gibi bir enerji sektörü hissesi almak istiyorsanız burada o size bir alternatif olabilir. Şu anda zirvesinden de %60'a yakın bir düşüş kaydettiğini düşünürsek buradaki alımlarla birlikte uzun vade için güzel bir kar marjı bırakabilir. Burada teknik olarak bakıldığında da şunu biraz aşağı çekelim. Tamamdır bakıldığında burada gördüğünüz gibi 4.76 artık bir tip oluşmuş. Buradan oluşan tepki alımları ve iki tane alıcı alımım gözüküyor ki bugün de %6'ya yakın bir yükseliş kaydetmiş. Durumda şimdi odaş tarafında buradan alım yapacak arkadaşlar kesinlikle 6.18 6.18 seviyesini takip etmeli tepki alımlarında satarım diyen arkadaşlar da buradan yapacaklar. Alımla beraber yani 5-20 civarlarını yapacak alımla beraber kesinlikle 6-18'i takip etmeni, 6-18 geçilmesi durumunda da artık düşüş trendinin bittiğini bilmeli. Bu ne demek oluyor? Düşüş trendinin bitmesiyle arkadaşlar klasik her zaman gibi bu düşüşün bir düzeltmesi yaşanacaktır. İsteyen arkadaşlar bu düzeltmede satabilir. Yani 6-18'in üstünde kalmamız durumunda 8-9 seviyesinden kar satışı yapabilir. Daha çok bu kısa vadeci kısa vadeciler için geçerli olacaktır ki bu da zaten %60'ın üstünde bir getiri sağlayacaktır. Yani o da 2023 yılı boyunca hiç yükselmese sadece tepki yükselişi gerçekleştirse 8.9 seviyesine çıkması durumunda bile %60'ın üstünde getiri sağlayacaktır üstü mümkün mü? Evet tabii ki de mümkün de tabii ki temel taraftaki gelişmeler biraz daha burada fiyatların yukarı yönü devam etmesine olanak sağlayacak. Temel tarafında iyi bilançolar gelirse biz o daşta işte tekrardan en son zirvesine doğru yükselişler görebiliriz. Yani orta ve uzun vadeci alacak arkadaşlar. Burada isterlerse satış yapabilir. Kısacılar kesinlikle tabii ki burada satış yapmazlar. Ancak uzun vade orta vade alan arkadaşlar buranın geçilip geçilmediğini önemli takip etmeli yani üstünde iki günlük kapanış kesinlikle yapılmadı ve ondan sonra pozisyonlarını korumalıdır. 897 yani 9 seviyesinin üstünde arkadaşlar en son zirvesi hedeftir. En son zirvesi geçilebilirse de uzun vadede 15 16 seviyeleri odaş için hedef fiyat olarak takip edilmelidir. Tekrardan toparlayayım. Odaş tarafında şu anda gördüğünüz gibi net bir düşüş trendi var ki 1 liradan 12 lira geldiğini düşünürse %60'ın üstünde de bir değer kaybı yaşamış. Burada artık dip bölgesi oluşmuş. Endeks tarafında oluşan alanlarla da devam ederse endeks 4900 üstüne çıkarsa da biz burada enerji şirketlerinin yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün. Dediğim gibi sektör olarak en yüksek kar çalışıyor. çeyrek bilançosu çok iyi gelmedi. Ancak ikinci çeyrekte toparlayabilirse o zaman temel taraftaki iyileşmeyle beraber odaşta işte yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün kısacılar orta veya uzun vade isterlerse bu seviyeden risk alabilir. Düşüş tamamen bitmedi onu da söyleyeyim yanlış anlaşılma olmasın. 4.80 burada stop loss seviyesi olarak kabul edilmedi. Kısacılar eğer trade etmeyi düşünüyorsa 4.80'in altında stop olabilirler. Çünkü 4.80'in altında kalabilirse o zaman biz burada 4 bölgelerine doğru bir geri çekilme göreceğiz. O yüzden trade edenler burada panik yapmamakla beraber isterlerse stop yapabilir. Ancak uzun vadeci alacak arkadaşlar. Tekrardan buraya gelmesi durumda 4.80 yeniden bir alım gerçekleştirebilir. Dediğim gibi şu anda EMA'ya yaklaşmış durumda. EMA'nın üstüne kalabilirse 5.39 seviyesinden geçiyor ilk yamamız. Devamında da 6.18 direncimiz var. Bu direncin üstünde hem düşüş direnlerini kıracağı için hem de bu alçalan kanaldan kurtulacağı için arkadaşlar önemli. 618'in üstünde 618'in pardon 6.18'in üstüne 6.20 diyelim. Bunun üstünde kalırsa düşüş trendi bitecektir. Ve bir düzeltme hareketine doğru ilerleyecektir ki bu da bizim yükseliş için bir potansiyel olduğunu ve 8.99 seviyesine satışların yapabileceğinin anlamı taşıyor. Yani kısacılar orta vadece isterlerse burada satış yapabilir. Uzuncular ancak bunun üstündeki günlük kapanışı takip etmeli. Zirvesi de en son zirvesi de hedef olmalıdır. Eğer ki 12.52 üstünü geçebilirse uzun vadede yeniden 15-16 seviyeleri odaşın hedef fiyatı olacaktır arkadaşlar. Tümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.